bugün blenderlarımızı tanıtarak başlıyoruz. Bugün karşınızda Gitek ve Österreichler Bar Blenderleri mevcut. Evet, bugün konuk misafirimiz filan. Konuk misafirimiz Şeyden Sene. Hem konuk hem misafir, hem ev sahibi, hem gelin, hem görümce. Şeyden Hanım dediği gibi bugün de iki tane bar blenderını ilk defa Cafe Mark'ta karşılaştırma yapıyoruz. Açıkçası bizim sektör için bir ilk, detaylı bir şekilde karşılaştırmasını yapacağız. Evet Şeyden Hanım, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Österreichler Bar Blender'ı. Çok sattığımız, çok severek kullandığımız bir bar blenderı. İşlerimizde de kullanıyoruz, çok memnunuz. 2 litre polikarbon haznesine sahip, öğütme yapabiliyor, smoothie yapabiliyor, aynı zamanda buz kırabiliyor. Çok amaçlı bir blenderimiz. Şimdi ben de Gitek'i tanıtayım. Mustafa Gitek. Bar blenderımız birçok özelliğiyle benzer üniteler. Yani Österreichler'de olduğu gibi Gitek'te de aynı özelliklere sahip. 2 litre polikarbon haznesi var. Yine yapı itibariyle sert plastik gövde. Yine benzer özelliklere sahip. Bıçakçı yapıları da yine hemen açalım şöyle. Bıçak yapıları da benzer özelliklere sahip. Buz kırma özelliği var. İkisinde de olduğu gibi. Çünkü metal bağlantılarından dolayı buz kırma özelliği de mevcuttur. Sadece şekil itibariyle biraz daha farklı. Daha sonra zaten videonun ilerleyen bölümlerinde sağını solunu da inceleyerek daha detaylı olarak fikirlerimizi de beyan edeceğiz. Hemen arkadaşın şapkasını giydirelim. Evet Şeyhnaz Hanım, biraz teknik özelliklerden. Evet Şeyhnaz Hanım, biraz teknik özelliklerden bahsedelim. Sizin blenderınızın özellikleri nelerdir? Evet Sinan Bey, bizim blenderımız 2 litre haznesine sahip olup 1500 watt'tır. Motor gücü 30.000 RPM'dir. Ağırlık olarak 3,5 kiloya denk gelmektedir. Çok da hafif bir ürün aslında baktığınızda. Sizlerin blenderın teknik özelliklerini duyalım bir de. Bizim blenderımız esasında birbirinden çok farklı üniteler değil. Her zaman söylüyoruz. Çok ince farklılıklar var. Yine aynı 2 litre haznesi var. 1500 motor gücü vardır. 30.000 RPM gücünde. Yani motor güçleri birebir aynı. Tabii şu sorular da akla geliyor. Peki buna rağmen hangisini almalıyım? Ufak ince detayları şimdi yavaş yavaş göstereceğiz. O ince detaylar sonucunda siz de buna göre almaya karar vereceksiniz. Başlıyoruz. Şimdi kapağımızı açıyoruz. Evet kapağımızı açalım. Kapak açılması nasıl? Hemen bakıyoruz. Sıkı bir kapağı var. Sıkı bir kapak, vakumlu bir kapak. Evet, aynı şekilde. Şimdi iç kısmına bakıyoruz. Ben elimdeki ürünün bıçaklarından bahsediyorum. Altı bıçak ama üstteki bıçaklar tırtıklı olmayıp alttaki iki bıçak tırtıklı. Şeyhnaz Hanım? Bizde de Österreichler Gourmet Bar Blender'ımızda üstteki 4 bıçağımız tırtıklı olup alttaki 2 tane bıçağımız düz bıçak. Şimdi mikserin alt kısmına geçelim. Alt kısmı görüldüğü gibi metal. Bağlantının noktaları da metal. Bizde de metal. İkisi de alt kısmı metal. Evet. Evet. Bu bölümleri sert plastik. Üst kısmında üst aparat. Şu an hareket ettiremiyorum. Österreichler'de. Österreichler'e baktığımızda kolay temizlenmesi açısından çabucak çıkarılabiliyor. Hemen alt kısma geçiyoruz. Alt kısım nefes alma yerleri mevcut. Sağda ve solda iki parça halinde motorun nefes almasını sağlayan bölümler mevcut. Bende de aynı şekilde mevcut. Yuvarlak şeklinde bizde de havalandırması mevcut. Ön panele gelelim. Ön paneli anlatıyoruz. Ben hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Ön panel çok standart bir panel. Gördüğünüz gibi açma kapama tuşu var. Hız arttırma veya azaltma tuşu var. Ve pulse tuşu var. Yani çevirip döndürme. Österreichler'de de aynı şekilde on, off, açma, kapatma ve hız ayarları düğmesi mevcut. Çok da kullanışlı bir ürün. Mikrofondan bahsedelim. Karıştırma çubuğu standart bir karıştırma çubuğu. Komple açık tarafı yok. Her taraf kapalı. Ama Österreichler bar blenderımızda her iki tarafları açık olup karıştırma esnasında, blender esnasında tekrar ilave ürünler ekleyebilmemiz için her iki tarafı da açıktır. Üst kapağı açıyoruz. Gördüğü gibi kolay açılır hazne. Şöyle koyuyoruz ve tamamdır. Evet, üst kısmı karıştırma çubuğunu koyduğumuz zaman bıçağa yakın bir noktaya kadar temas ediyor. Österreichler'de bıçakla arasında mesafe mevcuttur. Aa, videonun sonuna geldik. Her zaman gibi bir bar blender tanıttık bugün de. Şeyhnaz Hanım'la size bütün detaylarıyla iki ürünü karşılaştırdık. Bunun gibi birçok karşılaştırma videosu yapacağız. Cafe Mark'ın esas farkı da burada ortaya çıkıyor. Artık ürünleri yavaş yavaş birbiriyle mukayese etmeye başlıyoruz. En azından siz siteyi incelerken nasıl karşılaştırma yapıyorsanız biz de videolarda bu şekilde sizin kafanızda oluşacak soruları hızlı bir şekilde karşılaştırması yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.